Yeniden herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle Windy'nin nasıl kullanıldığını göreceğiz. Ben geçtiğimiz yıllarda da bu tarz bir video yapmıştım. Fakat Windy'nin kullanımını bilgisayar üzerinden size göstermiştim. Şimdi Windy'nin kullanımını telefon üzerinden göstereceğim. Çünkü pek çok arkadaşımız bu uygulamaya telefon üzerinden ulaşıyor. Sırasıyla göstereceğim. Çok basit zaten ama programı açana kadar, kullanana kadar herkese zor geliyor. Hiç de değil. Şimdi hep beraber göreceğiz. Şimdi telefonumuzu görüyorsunuz. Telefonun işte bende Apple Store var. Sizde muhtemelen Google Play olacak. Apple Store kısmına ben tıklıyorum. Tıkladıktan sonra arkadaşlar kullanacağımız uygulamanın adını yazıyorum. Adını yazdıktan sonra buluyoruz ve işte bu. Yükle diyorum telefona. İnternet hızına göre yükleme hızınız da değişecektir. Çok fazla zorlayan bir program değil zaten ama kullanımı çok basit ve programı kullanmak isteyenlerin çok rahat anlayacağı bir şekilde size anlatacağım. Zaten uzmanlık gerektirmiyor. Sadece işte bir kez bu programı başkasının açması ve kullanması gerekiyor. Hepsi o. Şimdi programı ben burada aç dedikten sonra programımız açılacak. Bu tarz bir arayüze sahip. Şimdi başlarken size böyle bilgiler verecek. Bunların çok fazla bir önemi yok. Şimdi açıldı. Cumhuriyet Mahallesi diye bir yer yazıyor. Tabii bizim bölgemizde olmayan bir yer burası. Çünkü ben konumu kapatmıştım. Şimdi ben buraya Karasu Sahil yazayım. Karasu Sahil, bakın çıktı. Tıklıyorum. Hemen buraya bir nokta belirliyor arkadaşlar. Ben şimdi burada bu ekranı büyüterek bakmak istediğim asıl noktaya ulaşıyorum. Ekran büyütmeyi biliyorsunuz. Bir fotoğraf büyütmek gibi. Geldim. İşte burası bizim yeni mahalle. Şurayı işaretleyeceğim. Burayı işaretledim. Burayı işaretledikten sonra bakın altta bazı değerler çıktı. Şimdi burada bir püf noktası var. Şimdi burası bizim sık avlandığımız yerler. Ben hemen bunu favorilere alacağım. Şurada bir kalp işareti var. Kalp işaretine dokunduğum zaman favorilere ekle diyor. Favorilere hemen ekledik. Şimdi arkadaşlar, izlediğiniz telefonlarda bu görüntüyü çok net görmeyebilirsiniz. Yazılar size küçük gelebilir. O yüzden ben bu görüntüyü sadece yan çevireceğim. Başka bir uygulama yapmayacağım. Kafanız karışmasın. Yan çevirdiğim zaman yazılar büyük olacak ama programın kullanılmasında ya da arayüz görüntüsünde hiçbir değişiklik olmayacak. Şimdi çeviriyorum. Bakın ne oldu? Bize alt kısımlar görünmeye başladı. Şimdi alt kısımlarda sizi ilgilendiren ya da ilginizi çekecek yerleri söyleyeyim. Bakın burada bir temel bölümü var. Temel bölümüne bastığınız zaman burada sıcaklık ve hava durumu çok daha net, çok daha anlaşılır bir şekilde gün gün karşınıza çıkacak. Sizin şansınıza hava güzel. Ne zamana kadar? Cumartesiye kadar. Bakın cumartesi günü hava burada bozuyor. Şimdi genel manada öğrenmeniz gereken yerlerden bir tanesi buydu. Temele basıyoruz. Hava durumuna bakıyoruz. İşte sıcak mı, soğuk mu, kaç derece, yağmurlu mu, yağmursuz mu, kar mı yağıyor? 4 mevsim boyunca buradan yararlanabilirsiniz. Onun haricinde yararlanacağınız yerler, bakın şu mouse işaretinin olduğu yere bakın. Rüzgar var. Ani rüzgar ve rüzgar yönü. Bu da sizin ana kılavuzunuz olacak. O da şöyle ki, başka denizler için söylemiyorum ama bizim avlandığımız bölgelerde eğer rüzgar denize karadan esiyorsa, bakın şurada mesela salı günü saat 6 gibi denize karadan esiyor. Rüzgar denize karadan esiyorsa bizim meralarımızda balık olmuyor. Bu başka meralar için geçerli mi değil mi ben bilmiyorum. Rüzgar yönü bu açıdan önemli. Rüzgar yönüne bakarak rüzgarın nereden estiği konusunda bilgi edinebilirsiniz. Bir başka faydalanacağınız yer rüzgar kısmı ve ani rüzgar kısmı. Şimdi rüzgar gün içerisinde ortalama esecek rüzgar şiddetini verir. Burada hemen şuna bakalım. Bakın rüzgarın yanında knot değerleri var. Biz pek çok arkadaşımız, ben dahil, knot değerlerine biraz yabancı olduğumuz için bunu başka bir değere, kilometreye çevireceğiz. Nasıl yapacağız? Knot yazan yere bastığımız zaman, dokunduğumuz zaman, bakın değişti şimdi. Ben şimdi oraya tekrar dokunacağım.
tekrar değişecek. Tekrar değişecek ve şimdi kilometre hıza geldi. Biz bunu daha iyi anlarız. Mesela pazartesi günü sabah 9'da rüzgar 9 kilometre hızla nereden esecekmiş? Kuzey doğudan esecekmiş. Bakın kuzey doğu olduğunu nereden anladım? Buradan gördüm. Ya da işte salı günü sabah 6'da rüzgar nereden esecekmiş? Karadan, yani güneyden esecekmiş. Rüzgar hızımız ne? 6 kilometre. Şimdi rüzgar kısmının hemen altında ani rüzgarlar bölümü var. Ani rüzgarlarda şu. Şimdi gün içerisinde hissettiğiniz standart bir rüzgarın yanında aniden rüzgarın azalması var. Ya da rüzgarın artması var. İşte ani ve kısa süreli artan rüzgarlara biz ani rüzgarlar diyoruz. Ani rüzgarlar, bakın burada örnek verelim. Pazartesi günü saat 6'da bağlantımı koptu. Ani rüzgarlar neydi arkadaşlar? Ani rüzgarlar gün içerisinde esen standart rüzgarın haricinde birdenbire kısa süreliğine esen rüzgarlar ani rüzgarlardı. Ani rüzgarlarla pek işimiz yok. Zaten ani rüzgarlarla normal rüzgarlar arasında çok büyük uçurumlar olmaz. İşte bakın burada görüyorsunuz 16 kilometre standart rüzgarımız var. Rüzgar ara ara 26 kilometreye çıkıyor. İşte burada 26'dan 42 kilometreye çıkıyor ama bu 42 kilometrelik rüzgarı çok uzun süre hissetmiyorsunuz. Şimdi ben telefonu tekrar dik konuma getireceğim. Kafası karışabilir bazı arkadaşların. Burada göstereceğim şimdi arkadaşlar. Göstermeye devam edeceğiz. Programı incelemeye devam edeceğiz. Şimdi ben size burada Yeni Mahalle örneğini verdim. Siz burada pek çok yeri görebilirsiniz. Mesela Abant Gölü'ne bakalım arkadaşlar. Abant Gölü dedim. Abant Gölü çıktı. Ben şimdi biraz büyüteceğim. Şimdi neden gölü gösteriyorum? Programın bir güzelliği de şu. Program denizlerdeki dalgayı, rüzgarı göstermekle birlikte göllerde de bize yardımcı olabiliyor. Şimdi üzerine tıkladıktan sonra bantın, bakın burada değerler mevcut. Rüzgarlara bakın şimdi. Atıyorum pazartesi günü işte 2 kilometre ile başlıyor. 6 kilometre, 10, 13'e çıkıyor, 14'e çıkıyor, düşüyor. Hemen altta da ani rüzgar değerleri var. Bu açıdan güzel bir program. Yani sadece denizler değil, tatlı sulardaki durumları da bize gösterebiliyor. Şimdi önceki videoda bazı yorumlar geldi, bazı sorular geldi. Onları da şu şekilde anlatayım. İşte basınç durumu vesaire, o bu. Evet, bu program çok detaylı bir program ama biz bu programı, yani şahsen kullandığım süre boyunca diğer değerlerle ilgili herhangi bir veriye hiç ihtiyaç duymadık. Evet, sosyal medyada çok okuyorsunuz. Şöyle basınçta şu olur, böyle basınçta şu olur, yok balık haritası vesaire. Evet, bunların bilimsel geçerlilik değerleri kesinlikle vardır. Fakat bu değerlerin minimize edilmesi lazım. Yani aynı anda Hatay'ın herhangi bir merasında ya da Antalya'nın herhangi bir merasında balık varken Karasu'nun ya da Trabzon'un herhangi bir merasında balık olacak anlamına gelmez. O yüzden bu bilimsel değerlerin minimize edilerek açıklanmasına ihtiyacımız var. Bu da bizlerin harcı değil. Ya da biz avlandığımız yerler, bizlerin avlandığı yerler belli. Yani biz işte bir saat içerisinde çok farklı, çok uç meralara giderek avlanmıyoruz. O yüzden bu programın verdiği diğer değerleri çok kullanmıyoruz. Açıkçası ben hiç kullanmıyorum. Emin olun sizler de bu programı kullandığınız zaman bu değerlere hiç ihtiyaç duymayacaksınız. Şimdi basit bir örnek yapalım sizlerle. Mesela hafta sonu buraya gelecek misafirlerimiz açısından deniz durumuna birlikte bakalım. Ne yaptık? Burada favorileri almıştık değil mi? Mesela Yeni Mali favorileri almıştık. Favoriler kısmına tıklıyorum. Pardon, buraya değil, özür dilerim. Şu çarpıya tıkladıktan sonra bakın şurada kalp işareti var altta. Favorilerime geliyorum. Yeni Mahalle'ye geliyorum. Mesela genelde ne zaman burada oluyor arkadaşlarımız? Hafta sonları. Bakın şurada günler var. Onu kullanarak ben
günlere geliyorum. Çarşamba, Perşembe, Cuma. Bu program size 10 günlük durumu veriyor ama 10 günlük durum konusunda çok sağlıklı bilgiler yok. Yani 3 gün, 4 gün, yani önünüzdeki 3 gün ya da 4 güne baktığınız zaman çok daha sağlıklı verilere erişebilirsiniz. Şimdi bakalım cumartesi gününe. Cumartesi günü gece 00'dan itibaren güzel bir deniz var, değil mi? Şimdi buradan temelden dalgalara basacağım. Burada rakamlarla birlikte göreceğiz. Güzel bir deniz var. Rüzgarlara bakın. Rüzgar çok az. Ani rüzgarlar da yine aynı şekilde. Dalga boyu 0.5-0.6'larda. Burada da görebiliyorsunuz bu dalga boylarını ve rüzgar boylarını burada da görebiliyorsunuz. Şimdi cumartesi günü güzel bir hava bizi bekliyor diyoruz ama temele bastığımız zaman bakın cumartesi günü bir yağmur söz konusu. İşte sabah 9'da olacak, 15'te olacak, 18'de olacak bir yağmur söz konusu. Bakın şurada 10 günlük tahmin var. Buna bastığınız zaman size önünüzdeki 10 günü komple veriyor. Şimdi şu bilgiyi vereyim size. Şimdi bakalım tekrar temelden dalgalara geleceğim. Bakın şuradaki rengi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın renk koyu, 1 metre, 1 metreden fazla dalgalar var. Sonra bu dalgalar 1 metrenin altına düşmeye başladıkça da rengimiz açılıyor. Şuradaki mavilik burada rüzgarın arttığını gösteriyor. Sayısal değerler olarak veriyor ama bu programı ezberlediğiniz zaman sayısal değerlerden ziyade renklere bakarak karar vereceksiniz. Bakın tekrar dalgalara indim alt kısma. Bakın renk iyice açıldı. Neden açıldı? Çünkü dalgalar düşmeye başladı. Dalga seviyesi düşmeye başladı. Programı iyice kullanmaya başladığınız, alıştığınız zaman sadece renklere takılacaksınız. Rakamlarla pek işiniz olmayacak. Renkler açıldıkça rüzgar da azalıyor, dalga da azalıyor. Şimdi cumartesi gününden itibaren bakın rüzgar artıyor burada. Standart rüzgarlar ve ani rüzgarlar artıyor. Bununla birlikte deniz de yükseliyor. Bakın dalgalar da yükseliyor. Sonra pazartesi günü tekrar renkler açılmaya, yani deniz yatmaya başlıyor. Bu şekilde kullanabileceğiniz bir program. Bu programın alternatifi olarak Poseidon isimli bir site var. Poseidon da bize güzel veriler ulaştırıyor ama ben Poseidon'da şu sıkıntıyı yaşadım. Yani bir veriye bakıyorsunuz, o veriye güveniyorsunuz. Mera'ya gittiğiniz zaman bambaşka bir ortamla karşılaşıyorsunuz. Onun da sebebi işte veri güncellemesini yeterince hızlı yapmıyor ya da oradaki verilerin güncellenmesi bizim telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda anında okunmuyor olarak düşünüyorum ben. Ama Windy'de bunu yaşamadım. Yani bir sezonda 100 kez Windy'yi kullanıyorsam belki bir kez, belki iki kez Windy'nin beni aldattığı oluyor. O da muhtemelen benim yanlış okumamdan kaynaklanıyordur. Program böyle. Şimdi sizlerle başka bir Mera'ya birlikte bakalım isterseniz. Nereye bakalım? Şimdi Yeni Mahalle'ye baktık. Yeni Mahalle'den sonra çıkalım. Nereye gidelim? Doğuya doğru ilerleyelim. İlerleyelim, ilerleyelim. Mesela Akçakoca'ya geldik. Akçakoca'da bakın Çay Ağzı. Şimdi Çay Ağzı'nda hemen sahile tıklıyorum. Şimdi önce burada neye bakıyorduk? Aşağıda temel vardı. Temele bastığımız zaman orada hava durumuna bakıyoruz önce. Bakın güneşli bir hava. Bugün hangi güne ait? Salı gününe ait. Güneşli bir hava. Sonra yine temel, aynı aşağıdaki temel tuşuna basarak dalgalara ulaşacağız. Dalgalara ulaştığımız zaman bakın rüzgarın gayet elverişli. Dalgaların gayet elverişli olduğunu görüyorsunuz. Şimdi en sık sorulan soruya geldik. İşte şu rakamların hangisinde olta atabiliriz, hangisinde olta atamayız'a geldik. Ben onu söyleyeyim arkadaşlar size. Size bir sayısal veriden bahsetmeyeceğim, renklerden bahsedeceğim. Şu renkleri görüyorsunuz arkadaşlar, bakın.
Şöyle yüksek değerler, yani renkler belirginleştikçe rüzgar değeri, dalga değeri, her şey artıyor. Yani olta atmaya engel oluyor. Bakın renkler koyulaştıkça. Ama renkler alçaldıkça, bakın şimdi burada 0.8 metre, 0.7 metre dalgalar görünüyor. Bu dalgalarda olta atabilirsiniz ama LRF yapamazsınız. LRF'yi nerede yaparsınız? LRF 0.3'ten 0.2'ye, hatta bu 0.0'a kadar düşüyor bazı günlerde. Buralarda da LRF yaparsınız. Her şey renklerle alakalı. Şimdi şuradan da göstereyim. Mesela bakın burada deniz biraz karışıyor. Rüzgarlar karışıyor. Rüzgarlardan hemen sonra da dalgalar karışıyor. İşte bu havalarda bizim olta atmamız çok zor. O yüzden sayısal verilerde renkler önemli. Rüzgarlar önemli. Dalga boyundan ziyade rüzgarlar önemli. Rüzgar bakın burada bu kadar artmışken bizlerin olta atması pek mümkün görünmüyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yorum bölümüne sorularınızı iletirseniz sevinirim. Fakat umarım bu videoda anlattığım soruları yorum bölümünde tekrar sormazsınız. Şimdilik bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Oltası suda olan herkese rast gelsin.